Arkadaşlar hoş geldiniz. Yeni bir video, yeni bir ürün tanıtımıyla yine beraberiz. Bu hafta sizlere farklı bir ürün tanıtımı yapacağım. Yani kanal içeriğine biraz farklı. Çünkü genelde fotoğraf ve kamera içerikli tanıtımlar yapıyordum. Bu sefer sizlere tamamen bir gravür setini tanıtacağım. Birçoğunuz belki görmüşsünüzdür veya duymuşsunuzdur. Dramel 3000. Bunun daha üst versiyonları var ama ben başlangıç aşaması olarak bu ürünü tercih ettim. Sadece belki daha ilerleyen dönemlerde uç takviyesi ihtiyacı duyabilirim. Yani uçlarla ilgili sorun yaşayabiliriz. Çünkü 25 parça biraz az gibi geliyor. Bu tabii yapacağımız işin akışını belirledikten sonra ona göre uçlarını tercih edip ve tedarik etmemiz gerekiyor. Şimdi şöyle bir kutumuzun açılımını yapalım. Ürünümüzü şöyle anlatmaya başlayalım. Şöyle malzemelerin, uçların bulunduğu, zımparaların, taşlamaların veya işte diğer keçelerin bulunduğu bir kutumuz. Şöyle bulunsun. Şöyle çıkartıp şey yapalım. Burada ürünümüzün kendisi ve askı aparatıyla beraber şöyle şurada görüldüğü üzere hani duvara falan monta etme ihtiyacı duyarsanız duvarda falan rahatlıkla kullanabileceğiniz bir aparat veya işte masa üstünde tezgah olarak kullanabileceğiniz bir stand olarak da değerlendirebilirsiniz. Şöyle bir dursun. Ondan sonra burada kullanma kılavuzu, kitapçığı falan var arkadaşlar. Genelde hangi malzemelerin, hangi aletleriyle hangi işlemlerin yapılacağı konusunda bir kılavuz anlamında paylaşmışlar. Esnek pinimiz var. Uzatma kablolu. Bu da daha çok hani makineye bağlı kalmadan daha hassas, daha detaylı çalışmaları daha rahat yapabileceğimiz bir esnek mil. Bunu da yine makinemize bağlayıp daha rahat bir şekilde hassas çalışmalarımızı yapabiliriz. Şimdi şunları şöyle ben bir kenara bıraktıktan sonra şu çantamızı bir kaldıralım öncelikle. Böyle. Bu arada çantası hakkında da bilgi vereyim arkadaşlar. Sert plastikten yapılmış bir çantamız. Şöyle mandallı düğmeler falan var gördüğünüz gibi. Bence gayet güzel, şık. Yani bir bez çantaya nispeten daha güzel taşıma olanağı sağlıyor. Ve gittiğiniz yerlerde de en azından çarpmalardan, şeylerden dolayı veya su gelme durumundan dolayı cihazımızı koruyacağına eminim. Evet, şimdi bir cihazımıza bakalım. Şekilde kablomuzu açıyoruz. Tabii bu tarz ürünler alırken genelde ne amaçla kullanacağımıza dikkat etmemiz gerekiyor. Onu iyi belirlememiz gerekiyor. Hani daha çok ahşapta mı kullanmak istiyorsunuz veya metalde mi kullanmak istiyorsunuz? Bunlar önemli çünkü motor gücü ve hani performans olarak kriter olarak karşımıza çıkacaktır. Standımız bu şekilde. Stand üzerinde şöyle anahtar ve uç takma yeri bırakmışlar. Bence gayet güzel olmuş. Hani ola ki masa üstünde falan tezgahta kurduğunuz zaman sürekli kullanacağınız özellikle işte anahtar olsun ve şey olsun bunları koyabileceğimiz bir alan oluşturmuşlar. Sonra uçlarımıza bir bakalım. Araçlarımıza, aletlerimize. Şöyle bir tükeyim ben bunları. Baktıkça yerlerine tekrar koyalım. Şöyle genel olarak baktığımız zaman bu gördüğümüz polisaj krem. Bunu daha çok işte bakır yüzeylerde parlatma ve hani kirliliği gidermek anlamında kullanabileceğimiz bir parça krem. Bunu genelde bu tarz keçelerle kullanabiliyoruz. İşte buna daldırıp bunları batırdıkça şey yaptıkça o yüzey üzerinde parlatma yapma olanağı sağlayacak. Bunları tabii ilerleyen aşamalarda, videolarda, şeylerde detaylı bir şekilde göstermeye çalışacağım. Daha sonra arkadaşlar
Burada keçelerimiz var. Bunlar daha çok cilalama, parlatma için kullanacağımız malzemeler. Ucu vida şeklinde olanlar var. Şöyle takıp aynen vida geçir gibi. Şu şekilde taktıktan sonra kullanıyoruz. Tabii kullanırken çok bastırmamaya özen gösteririz. Çünkü ucundan her an atabilir, çıkabilir. Hassas şekilde hareket etmemiz gerekiyor. Dar alanlar için ve geniş yüzeyler için kullanabileceğimiz keçelerimiz. Şöyle bir zımparamız var. Bu da daha çok işte metal yüzeylerde, şeylerde pürüz giderme ve dokuyu temizleme anlamında kullanacağımız bir ama aparatımız. Evet, şöyle 3 tane kalın dokulu, yani daha doğrusu sert zımpara, kalın zımparamız falan var. 3 tane de ince dokulardan koyulmuş. Şey yapmış herhalde, daha ince şey, daha düşük numaralı zımparalarımız. Bu da daha çok işte kesme, taşlama dediğimiz malzemelerin kullanımı için. Yani şu taşlama ve metal kesme parçacıklarını şey yapacağımız. Şurada gördüğünüz gibi bir oyuk var. Girinti. Onu şuraya gelecek şekilde ayarlayıp buraya yerleştirdikten sonra hafif bükerek oturtma işlemi yapıyor. Şöyle daha sonra çevirip bıraktığınız zaman şu şekilde oturuyor arkadaşlar. Gayet emniyetli bir sistem. Düzgün taktığınız müddetçe herhangi bir sorun yaşayacağınızı sanmıyorum. Vidasını gevşetiyoruz. Daha sonra şöyle hızlı bir şekilde açalım. Şöyle zımparamızı getirelim. Zımparamızın içinden vidayı geçirdikten sonra şöyle oturtturup vidamızı sıkalım. Elimize biraz şey yapıp sıkma işini anahtarla yapalım. Şöyle iyice sıktığımızdan emin olalım. Bunu da bu şekilde kullanıyoruz. Bir matkap ucumuz var. Bunların tabii daha detaylarını ilerleyen videolarda anlatmak istiyorum. Çünkü bunların her kullanım için farklı uçlar var. İşte ahşap için nasıl uçlar kullanmamız gerekiyor, metal için nasıl kullanmamız gerekiyor veya diğer ekipmanlarda, diğer çalışmalarda kullanabileceğimiz uçları nasıl tercih etmemiz gerekiyor. Ona göre konumuzu belirledikten sonra uçlarımızı da ona göre seçeceğiz. Genelde sert yüzeylerde, metal, alüminyum yüzeylerde taşlama yapmak için, zımparalama yapmak için kullandığımız bir uç. Aynı zamanda şeyde bilevi olarak da kullanabiliriz. Özellikle bıçak ağızlarını, uçlarını bununla toparlayabiliriz. Tabii biraz dikkatli olmamız gerekiyor. Onun dışında böyle bir aparatımız var. Bu aparatımız da normalde az önceki bilimize, cihazımıza bağlamak için kullanacağız. Bunu da birazdan göstereceğim arkadaşlar. Evvela şuradan hani bu ürünlerden bir iki tanesini takalım. Bir çalıştıralım cihazımızı, bakalım nasıl. Bu arada ürünümüzün genel anlamda 135 watt bir güce sahip. Burada da işte göründüğü gibi kadranda ayarlar var işte. Düşükten başlayıp yukarı doğru çıkıyor. Her kademede belirli bir oranda artıyor. En son maksimum 33.000 devire kadar çıkıyor. Burada bir kilit tuşumuz var. Bu kilit tuşu buradaki somunun veya kafanın açılıp kapanması işlemine yarıyor. Buna bastığımız zaman burayı açıp kapatma durumumuz söz konusu oluyor. Şöyle hani ucları takıp çıkartırken rahat hareket etmemiz için. Şimdi bir uzatma bilimizi takalım. Uzatma bilimizin nasıl çalıştığına bakalım. Uzatma bilimizi takmamız için evvela bu ucumuzu çıkartmamız gerekiyor. Bu ucumuzu çıkartıyoruz arkadaşlar. Bunu da çıkartıyoruz. Yalnız bunları biraz sonra diğer uzatma bilimizin ucuna takacağız. Burada bunu da çıkartıyoruz. Buna ihtiyaç kalmıyor. Bunu takacağız. Bunu takmamızın amacı da uzatma bilindeki aparatı buraya geçireceğiz, takacağız. Yine bunu bu şekilde düğmeye basılı tutarak şöyle. Şekilde takıyoruz.
Uzatma milimizi alıyoruz. Uzatma milimizi ilk defa kullandığımız zaman, yani ilk kullanışta her zaman ilk çalıştırmada biraz düşük devirde çalıştırıp yağlanmasını beklememiz gerekiyor. Bir de bunu mümkün mertebe çok fazla katlamadan, zaten şuradaki etiketinde görüldüğü gibi daha oval bir şekilde belirli bir açıda kullanmamız gerekiyor. Yoksa içindeki mil zarar görebilir. İç kısımdaki mili buraya takarak buraya geçişini sağladıktan sonra vidayı sıkmaya başlıyoruz. Yoksa milimiz iş görmez arkadaşlar. Şöyle oturduktan sonra şöyle. Sıkıyoruz. Tekrar az önceki çıkarttığımız ucu buraya takıyoruz. Diğer cihazın üzerindeki kilit tuşu burada da kullanılıyor. Şu tuşa basarak burayı sabitleyip sıkıştırabiliyoruz arkadaşlar. Şöyle tekrar şunu takıyoruz. Tam sıkıştırmadan ne yapalım? Şu ucumuzu takalım. Veya da şunu takalım bu sefer. Hani en azından nasıl döndüğünü görmemiz için. Genişletip şurayı taktıktan sonra sıkıyoruz. Tekrar anahtarla sıktığımızdan emin oluyoruz arkadaşlar. Şöyle. Şunu şuradan alayım çünkü titreşimden dolayı görüntüye zarar verebilir. Daha sonra tekrar şuradan düşük bir devirle başlatıyoruz. Bunu ilk çalıştırdığımız zaman bir süre kabloyu düşük devirde uzatma birliğini çalıştırmamız gerekiyor ki içindeki yağlamayı tamamlasın. Ve yavaş yavaş devir artırmaya başlıyoruz. Şöyle. Ve gittikçe yükseltiyoruz. Şöyle. Yine devir yükseltirken, devir düşürürken kademeli olarak bunu yapın. Ani yükseliş ve ani inişler voltajdan dolayı cihazınıza zarar verebilir. Şöyle küçük bir kademede çalıştırıp en azından bir deneme yapalım. Şöyle görmeniz açısından. Tabii ahşap için devreni biraz daha yüksek tutmamız gerekecek. Ahşap üzerinde de arkadaşlar bu şekilde bir etki gösteriyor. Tabii biraz elimizin hakim olması lazım. Biraz işleyişimize dikkat etmemiz lazım. Ve uzatma birliğini de kullanarak daha hassas, daha güzel çalışmalar yapılabilir. Bu dersimizde anlatacaklarım bunlar. Eğer sormak istedikleriniz varsa yorumlar kısmından yazabilirsiniz. En kısa zamanda dönmeye çalışırım. Beğendiyseniz arkadaşlar lütfen kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Yorumlarınız benim için önemli. Ve bir sonraki videolarımda arkadaşlar daha detaylı bir şekilde kullanımını ve çalışmalarımı görmeye başlayacaksınız. Daha önce sabundan falan çalışmalar yapıyordum. Bundan sonraki çalışmalarımı ahşap üzerine ağırlaştırmayı düşünüyorum. Ve şey yapabilirsem, ucularını ayarlayabilirsem camlar üzerinde de hani cam bardak yazma konusunda da sizlere yardımcı olmaya çalışacağım arkadaşlar. Şimdilik teşekkür ederim. Bir sonraki dersimizde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.